Herkese merhabalar. Örgü Hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine minnoş bir hırka paylaşacağım. Hırkam yine gazvalla fakat organik baby değil. Bu sefer X-Large Baby kotonla öreceğim. 50 gram ağırlığında, 105 metre uzunluğunda bir ip, %50'si akrilik, %50'si koton olan bir ip. Renk kodu ise 3450 X-Large olarak geçiyor. İpimizin şiş önerisi 4 ila 4.5 numara fakat ben yine 3.5 numarayla öreceğim. Biraz tok olmasını istediğim için 3.5 numara kullanacağım. Ben 3.5 numara şişime 86 tane ilmek attım ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramdayım şu an. 5 sıra tekli lastik çalışması yaptım. Bu sıramda hem roba ayrımlarını yapacağım hem de ilik çalışmasını yapacağım. Çok detaylı bir şekilde yavaş yavaş modeli sizlerle paylaşacağım ve yaka düşürme tekniğini de çok yavaş bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz hemen modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle bakın, şuradan saydığınız zaman, aradan saydığınız zaman en altta sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an 7. sıradayız. Şu düz ilmeklerimizi sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramızdayız. Ben normalde videolarımı izleyen arkadaşlarım varsa bilirler. Ben yan kenarları hep biye olarak kullanırım. Sağ ve solda 8 ilmeğimizi lastik çalışması olarak yapacağız. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Toplamda 5 tane ilmeğimi şu an ördüm. Ve ipimi bakayım. İpim tekrar böyle. Pardon arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Sol tarafta 7 ilmeğimiz, sağ tarafta 8 ilmeğimizi lastik olarak kullanacağım. Şimdi 5 tane ördüm. 5 ilmeğimi ördükten sonra ipimi öne aldım. Şöyle bir doladım. Ve 2 ilmeğimi ters olarak birlikte ördüm ve kestim. Şimdi devam ediyoruz. Burada 2, 4, 7 tane ilmeğim var. 7 ilmeğimden sonra devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Düz olarak örüyorum. Lastik çalışmamızdan sonra kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Yani diğer 8 ilmeğimi düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Şimdi burada gizli arttırma yapacağım. Şöyle bir gizli arttırma yapıyorum. Dolama yaparak. 2 tane düz örüyorum. Ya da bir tane düz örelim arkadaşlar. Bir tane düz örelim. Tekrar bir dolama yapıyorum. Gizli arttırma dolamamızı yaptım. 13 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Tekrar şöyle gizli arttırmam için bir dolama yaptım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir gizli arttırma yaptım. Şimdi 24 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi bu 24 ilmeğimi ördükten sonra şöyle bir doğrulama yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir tane düzüm var arada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bir tane düzüm var arada. Yani 2 tane daha öreceğim. 24 ilmek değil de 26 ilmeği düz olarak örmüş oldum. Pardon, tekrar bir sayacağım şurayı. Kafam benim de karıştı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar gizli arttırmamı yaptım. Bir tane düz ördüm. Tekrar gizli arttırmamı yapıyorum.
Arkadaşlar, bu gizli arttırmaları yaptığım yere kafanız karışırsa siz ayraç takabilirsiniz. Ben ayraç kullanmıyorum. O yüzden de bu şekilde örmeye devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane gizli arttırma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane gizli arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, pardon arkadaşlar, hemen 3 tane, 5 tane düz örmüştük. Bakın şöyle 3 ilmeği geri söküyorum. Daldım gidiyorum. Şimdi dolama yaptık. Dolama yaptıktan sonra, yani gizli arttırmamızı yaptık. 2 tane ördük. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi hemen şöyle geri dönüyorum. Biraz da ışığımı düzelteyim. Geri döndüm. Bakın bu kısımlara dikkat edin. Artık yaka düşürme kısmına başladım. Şimdi örgümün ters yüzüne geçtim tamamlamadan. Dolama yaptım. 2 tane düz ördüm. Ve son ördüğüm ipimin olduğu ilmeğimi sağ şişime aktardım. Örmüyorum tabii ki artık. Daha önce ördüğüm için. Sağ şişime aktardım. Şöyle ipimi arkaya aldım ve tekrar öne çektim. Arkadan dolaştırıyorum. Bakın şimdi normalde ördüğümüz için bu ilmek sol şişimizdeydi. Tekrar sağ şişime alıyorum. Ördüğüm, en son ördüğüm ilmeği sağ şişime aldım. Şöyle ipimi, bakın şöyle arkaya doğru çekince burada iki ilmek gibi bir görüntü oluştu. Bakın şöyle daha net görebilirsiniz. İki ilmek gibi bir görüntü oluştu. Ve ipimi tekrar öne çekiyorum ve biraz sıkı tutuyorum bu kısmı. Şimdi devam ediyorum. Dolama yaptığımız, ilk başta dolama yaptığımız ilmeğimize kadar ters olarak bütün ilmeklerimizi, dolama yaptığımız ilmeklerimizi de dahil örüyoruz. Burada saymıyorum. Artık roba çıtamız oluştuğu için saymıyorum. Ama kafam karışır derseniz siz mutlaka ayraç kullanın. Ben artık alışkın olduğum için çok fazla ayraç kullanmıyorum. Çok ihtiyaç duymuyorum. Görünüyor çünkü arttırma yerlerimiz. Siz kullanabilirsiniz. Şimdi ilk dolama yaptığımız yere kadar hızlı bir şekilde sizle birlikte örüyorum. Videoyu bölmüyorum arkadaşlar bu kısımda. Detay kısmını kaçırabiliyoruz. Bazen ben de dalabiliyorum. O yüzden birlikte örüyoruz bu ters kısmı. Bir sonraki ters kısmı yalnız örebileceksiniz. Şimdi geriye dönüş kısmı da birlikte yapıyoruz. İlmek sayımız biraz çok. Arttırdıkça da çoğalacak. Şimdi yine dolama yaptığımız yere gelince arkadaşlar ne yapacağız? Dolama yaptığımız ilmekten sonra 2 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi kol kısmını örüyorum. O 13 ilmeğimizdi. Şu an burası 15 ilmek oldu. 15 ilmeğimi örüyorum. Yine dolama yaptığım yere geldim. Bakın şurada. İlk dolamalarımız bunlar. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Aradaki düz ilmeğim, şimdi ters yüzümüzde olduğumuz için ters oluyor. Ve ilk dolama yaptığım ilmeğim, bakın ilk dolama yaptığım ilmeğimi de ters ördüm. Ve 2 tane ilmeğimi ters ördüm ve döndüm arkadaşlar. Şimdi burada az önce terste yaptığımız işlemi burada düz yüzümüzde yapıyoruz. Bakın şöyle en son ördüğümüz ilmeğimizi sol şişimizden sağ şişimize aktarıyoruz. Ve yine aynı şekilde şöyle ipimizi çekiyoruz. Bakın burada iki ilmek görüntüsü oluşuyor. Ama burada iki ilmek yok tabii ki. Şöyle geriye çektim. Ve düz olarak bir, iki tane düz ördüm. Hemen zaten gizli arttırma yaptığımız yerimiz, arttırmamızı yaptığımız yerimiz, bir tane düz örüyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. Aradaki 15 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm. Yine şöyle bir gizli arttırma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine arttırmamı yapıyorum.
Ve aradaki sırt kısmındaki ilmeklerimizi bir sonraki arttırma yerine kadar düz olarak örüyorum. Şimdi yaka düşürmemizi yaptıktan sonra arkadaşlar model çalışmamıza başlayacağız. Şu an model çalışmamızı yapmıyoruz. Çünkü daha örgümüzün ilk sırasındaymışız gibi davranıyoruz. Görüntü öyle olacak. Devam ediyorum. Aradaki sırt kısmındaki ilmeklerimi örüyorum şu an. Arttırma yaptığım yere geldim. Gizli arttırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Gizli arttırmamı yaptım. 15 tane ilmeğimi örüyorum aradaki. ilmeğimi ördüm, bir doladım, yani arttırmamı yaptım, bir tane düz ördüm, yine gizli arttırmamı yaptım. Arkadaşlar bakın, iki tane düz örmüştük, bir tane arttırmıştık, iki tane düz örmüştük. Şöyle bir tık yaklaştırıyorum kamerayı, burayı net görün istiyorum. Şöyle bakın, bir arttırma yaptım, bir tane ördüm, iki tane ördüm. Üçüncü ilmeğimiz nasıl görünüyor farkında mısınız? Bakın burada iki tane ilmek varmış gibi görünüyor. Şimdi bu ilmeği bu şekilde içten dışa doğru şöyle düz bir şekilde örüyorum. Bakın bu ipimizi geri çevirdiğimiz nokta ve ondan sonra yine iki tane daha düz örüyorum. İki tane düzümü ördüm. Hemen yine geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın en son ipim, ördüğüm ip, bunu alıyorum, sağ şişime aktarıyorum ama şöyle bir sıkıştırıyorum. Bakın burada iki ilmek görüntüsü oldu ama bu tek ilmek. Şöyle bakın, şöyle çevirdiğimde iki ilmek görüntüsü oluştu. Ve tekrar ipimi öne aldım. İpimi öne aldım. Normal boyuta getireyim. Ve yine aynı şekilde bakın buraya kadar geri dönüş yaptığımız noktaya kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Geri dönüş yaptığım noktaya yaklaştım. Şimdi dolama yaptığım ilmeklerimi örüyorum. Ve bakın yine geri dönüş yaptığım ilmeğim burada iki ilmek gibi duruyor. Bu iki ilmek gibi duran ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Ve iki tane ilmeğimi daha ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde geriye dönüyorum. Şöyle ışığımı bir tık düzelteyim. Ve devam ediyorum. Yine ipim önde. Sol şişimde son ördüğüm ipimi sağ şişime aktardım. Şöyle bakın, şöyle düzelteyim, şöyle aldım ve bunu arkaya doğru çekiştirdim. Bakın yine burada iki ilmek görüntüsü oldu ve ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm, arttırmamı yaptım, 1 tane düz ördüm, arttırmamı yaptım, kolumdaki 17 ilmeğimi örüyorum. Şimdi arkadaşlar aradaki düz ilmeklerimizi örelim. Arttırmalarımızı unutmayalım. Yine bir sonraki, yani buradaki dönüş yerimize kadar örüp geliyorum. Mutlaka arttırmaları unutmayın arkadaşlar. Ona dikkat edin. Arttırmalarımı yaparak dönüş yapacağım yere kadar yine ördüm ve geldim. Şimdi sayalım bir 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz lastik olacaktı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu 2 ilmek görüntüsündeki ilmeklerimizi şöyle tek seferde birlikte örüyoruz. Bakın şöyle 1, 2 tane daha örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Ve şimdi yine tekrar bütün ilmeklerimi
ters olarak öreceğim ve geri dönüyorum. Bakın şurayı bir kez daha sizinle paylaşıyorum. Sol şişimdeki ipimi sağ şişime aldım ve ipimi şöyle arkaya çektim. Tek ilmeğimizde 2 ilmek görüntüsü oluştu ve ipimi öne aldım. Yine dönüş yaptığımız yere kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Dönüş yaptığımız yere kadar yine ördüm. Bu ikilik görünen ama normalde tek ilmek olan ilmeğimi de ördüm. Ve 2 tane ters örüyorum. Bakalım 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz kaldı. Ve artık modelimizi koymaya başlıyoruz. Şimdi burada 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz lastiğimizindi. Şimdi bu dönüş ilmeğimiz, tekrar dönüş yapacağımız için bu 3. ilmeğimiz oldu. 3. ilmek sayıyoruz dönüş yaptığımızı. 4 tane örmüş olduk. Yani lastikten sonra 4 ilmeğimiz oldu. 5 diyoruz. Pardon, 4 olsun. İpimizi öne alalım. 5. ilmeğimizi ters ördük. Yani şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane örmüş olduk. Lastikten itibaren 12. ilmeğimizi ters ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Normalde bu 6. ilmeği ters örmem gerekiyordu. Fakat burada arttırma yerimize çok yakın olduğu için bu sıramda sadece bir tane koydum oraya ve bir tane arttırdım. Bir düz ördüm. Yine arttırmamı yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane, şöyle bir de kontrolünü sağlayacağım arkadaşlar buranın. 3 tane düz ördüm. Ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ters ördüm. Ve bir tarafta 3, bir tarafta 4 kalıyor. Şimdi arttırmayı yaptım. 3 tane düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 tane ters ördüm. İpimi geriye attım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimi yine ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. 4 ilmeğim var. 6. ilmeğimi ters ördüm. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 ve şimdi yine tekrar arttırma yerimdeyim. Arttırdım. Bir düz ördüm. Tekrar arttırdım. Ve 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Yine kontrolünü sağlıyorum. 3 tane düz ördüm. 1 ters ördüm. 2, 4, 5. 6. ilmeğimi ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimi ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimi ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimi ters ördüm. Burada kaç ilmeğimiz kalıyor? Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeği ters örüyorum. Bakalım. Pardon, şurada bir hata yaptım. Arttırma yerini kaçırdım. 3 ilmek ördüm, ters ördüm. 2, 4, 5, 6. ilmeğimi 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 ters ördüm. Bu tarafta 4 ilmeğim kalıyor. Bir taraf 4, bir taraf 5. O yüzden burayı 4 yapıyorum arkadaşlar. Burayı 4 yaptım. İpimi öne aldım. Bir tane ters ördüm. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 1 tane tersimi örüyorum. 5 tane düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi ona alıyorum, öne alıyorum. 1 tane tersimi ördüm. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi öne aldım. 1 tane ters ördüm. 1,
2, 3, 4, 5 tane düzüm ördüm. 1 tane tersimi ördüm. 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. 1 tane gizli arttırmamı yaptım. 1 düzüm ördüm. Tekrar arttırmamı yaptım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane düzümden sonra 1 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 1 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, yine 1 tane ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi düz ördüm. Yine şöyle dolamamı yapacağım. Dolama dediğim gizli arttırma arkadaşlar. Şöyle arttırmamı yaptım. 1 tane düzüm ördüm. Tekrar arttırdım. Ve 1, 2, 3. Şöyle bir sayalım arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz bu tarafta yan patımızdı. 8 ilmek. Nasıl yapalım? 2, 4. 4. 5. ilmek. Şurada arttırdıktan sonra bakalım. 3 tane ördüm. 4 ördüm. 5 tane ördüm. 2, 4, 6, 8, 2, 4. Ve tekrar 1 tane ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2. Bakın şimdi bu ikinci ilmekten sonrası dönüş yaptığımız ilmeğimiz. O yüzden bu ilmeğimizi yine şu şekilde içten dışa doğru şişimizi geçirerek düz ördük. 3 ve 4. ilmeğimizi örmüş olduk. Artık yan patlarımız ters ve düz. Bu kısımları unutmayalım arkadaşlar. Şimdi biye yapmayı bilmeyen arkadaşlarım için burada ufak ufak göstereceğim. Son 3 ilmeğim, bakın son 3 ilmeğim düz denk geldi ve bütün 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Fakat bu normalde bir tanesi düz, bir tanesi biyenin, böyle denk geldi. Zaten düğmenin altında kalacak, yani düğme dikilecek taraf olduğu için sıkıntı değil. Şimdi ne yapıyorum? 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım ve 3. ilmeğimi örüyorum. Ters olarak, ters denk geldiği için bir düz, bir ters, bir düz. Bir tarafımız 8 ilmek, bir tarafımız 7 ilmek lastik çalışmamızın arkadaşlar. Bu taraf, başlangıç ipimin olduğu taraf 2, 4, 6, 8 ilmek. Şimdi bütün ilmeklerimi, artık dönüşlerimiz bitti. Satır düşürme, sıra yaka düşürme tekniği işini bitirdiğimiz için artık bütün ilmeklerimizi burada ters olarak öreceğiz. Lastiklerimizi sadece ters ve düz olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi, dolama yaptığımız ilmeklerimizi de dahil ters olarak örelim. Örgümüzün düz yüzünde görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar bütün ilmekleri ters olarak örelim dedim ama şimdi siz soracaksınız, örgünün düz yüzünde ters olarak ördüğümüz ilmeklerimiz bu yüzde, örgümüzün ters yüzünde düz olarak görünüyor. Mesela şu an bakın bu ilmeğim düz olarak görünüyor. Fakat bu ilmeğimizi de düz olarak, pardon, ters olarak örüyoruz. Yani örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi, lastiklerimiz hariç hepsini ters olarak örüyoruz. Bütün hırkamızın yapımı boyunca bu şekilde olacak. Yani önde ters olduğu ördüğümüz ilmeklerimizi arka yüzümüzde de ters olarak örmeye devam edeceğiz. Örgümün düz yüzündeyim. Bakın arka yüzümde 2 ilmeğimi örmedim ve örmeden 2 ilmeğimi bırakmıştım. Şimdi örgümün düz yüzünde bu 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sağ tarafta farklı, sol tarafta farklı örüyorum arkadaşlar. Bir ters ördüm, bir düz ördüm, bir ters ördüm, bir düz ördüm. İlik çalışması yaptığımız ilmeğimiz de sırasına göre ördük ve ilik çalışmamız da oluştu. Devam ediyoruz. Şimdi örgümüzü
Bu sırasında hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Arttırmalarımızı normal roba arttırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi tekrar sizinle arttırma kısmına kadar örüyorum ve arttırmamı paylaşıyorum. Örgümün ters yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece lastiklerimizi ters ve düz olarak örüyoruz. Ön ve arka yüzünü örüp geliyorum şimdi. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, roba arttırmalarınızı her düz sıramızda yapacağız. Onu unutmayın. Ben şimdi örgümün düz ve ters yüzünü örüp geliyorum. Yine örgümün düz yüzündeyim. Burada da hiçbir işlem yapmadan yine sadece lastik ve roba arttırmalarımızı yaparak bir sıra daha düz ve ters örüp geliyoruz. Şimdi ben düz sıramı ve ters sıramı örüp geliyorum. Yine örgümün düz sırasındayım. Bu sırada da hiçbir işlem yapmıyoruz. Lastiklerimizi düz ve ters olarak, terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örüyoruz. Ve roba arttırmalarımızı yapıyoruz. Kalan bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz ve örgümüzün arka yüzünde de yine aynı şekilde lastiklerimizin haricindeki bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp geliyoruz. Bir sonraki düz sıramızda tekrar model çalışmamızı yapacağız. Yani noktalarımızı koyacağız. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Roba çalışmamız bitene kadar her düz sıramızda arttırmalarımızı yapmayı unutmayalım. Her düz sıramızda arttırmalarımıza devam. Ben şimdi örgümün düz ve ters sırasını örüp geliyorum. Yine örgümün düz yüzündeyim ve şimdi yine noktalarımızı koyacağız. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız modelimizi, onu da sizle paylaşayım. Bakın az önce 4 tane düz örüp 5. de noktamızı koymuştuk. Şimdi şöyle bir hesap yapayım. Sizlerle birlikte yapalım. 2 noktanın arasında 5 ilmek var. 3.'ye koyacağız. Şöyle burada 1, 2, 3 dediğimiz diğer alta denk geleceği için şimdi burası 3 olması gerekiyor. Şimdi lastiğimden sonra 2 tane düz örüyorum. 1, 2, 1 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi öne alıyorum. 1 tane ters örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Çünkü 5. ilmeğim yine roba arttırması yaptığım kısma denk geleceği için burada tekrar bir noktalama yapmıyorum ve roba arttırmamı yapıyorum. Düzümü ördüm. Tekrar arttırmamı yaptım. Şimdi buradan hesaplıyoruz. 2, 3. Şimdi arttırmamdan sonra 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Yani şöyle hesapladığınız zaman 3'ten fazla örmem gerekiyor şu an. Onu fark ettim. Bu bir önceki ajur diyorum, noktamızın olduğu kısmı saymadığımız zaman 1, 2, 3. yani soldan sağa doğru saydığınız zaman 3. olan tekrar nokta olmuş olacak. Bir alt sıradaki saydığımızda 1, 2, 3'e denk gelmiş olacak. Biraz karıştırmış olabilirim kafanızı. 3 ilmeğimi ördüm. İlmeğimi, ipimi öne aldım. Bir ters ördüm. Şimdi ters ördüm. İpimi tekrar geriye attım. Bakın şunu anlatmaya çalıştım aslında. Şimdi ters ördüm. 1, 2, 3. ilmeğim bir alt sıradaki yapmış olduğum ters örgüye denk geliyor. 4 ve 5. Yine ipimi öne aldım. Bir ters ördüm. Bakın yine sayacağız. 1, 2 diyorum. Bir alt sırada yaptığımız ters örgüye denk geliyor 3. ilmeğim. 4, 5, bir tane ters ördüm. Yani model kurulumunda buna dikkat ederseniz arkadaşlar çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4,
5, bir tane ters örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Yine roba arttırmamı yapıyorum. Aradaki düzümü örüyorum. Yine arttırmamı yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde yapacağız. Şimdi kontrol ediyorum. Bakalım bu bir alt sıradaki 3. ilmeğime denk geliyordu. 3, 4, 5 diyorum. Ters öreceğim ilmek bu olmuş oluyor yani. Şimdi 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane düzümü ördüm. 1 tane ters ördüm. İpimi geriye aldım. 1, 2, 3 dediğimiz zaman bakın şöyle göstereyim. Bir alt sırada yapmış olduğumuz ters örgüye denk geliyoruz. 3, 4, 5 ipimi öne aldım. 1 tane tersimi ördüm. 5 tane düzümü örüyorum. 2, 3, 4, 5 ipimi öne aldım. Tersimi ördüm. İpimi arkaya attım. 5 tane düzümü örüyorum. 3, 4 ve 5. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya attım. 5 tane düz örüyorum. 3, 4, 5. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani arkadaşlar 5 düz 1 ters model bu. Ve simetrisini sağlamak için de bir önceki alt sıradaki ilmeğin yani ters ördüğümüz ilmeğin 3. oluşuna dikkat edin. Arada kalmasının, simetrisinin bozulmamasını istiyorsanız bu şekilde örerken buna dikkat edin. Bir de ipimiz çok böyle tel tel ayrılmaya müsait bir ip. Ona çok dikkat edin. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Arttırmamı yapıyorum. En son tertisimden sonra arttırmamı yaptım. Aradaki bir düzümü ördüm. Tekrar arttırmamı yaptım. Yine buradan hesaplıyorum. 3, 4, 5 diyorum. 6. ilmeğimiz ters olmuş olacağı için 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Şu an kol kısmındayız. Bir tane ters örüyorum. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane ters örüyorum. 5 tane düz örüyorum. 4, 5. Bir tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 ve arttırmamı yapıyorum. Aradaki düzümü örüyorum. Tekrar arttırmamı yapıyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz? 3, 4, 5, 6 diyoruz. Bakalım. Şurada arttırmadan önce ters örgü örmemişiz. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Bakalım. 3, 4, 5, 6. Şu anda burada 5 tane düz öreceğiz. Arttırmamızdan sonra 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimi ters örüyorum. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimi ters örüyorum. 1 tane düz örüyorum. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters ve 3 ilmeğim düz denk geldiği için 3 ilmeğimi düz ördüm. Burası başlangıç ipimizin olduğu kısım. Ve şimdi yine örgümün ters yüzündeyim. Bu kısmı göstermek için bakın 3 ilmeği düz örmüştüm. 2 ilmeği sol şişimden sağ şişime aktardım. 3. ilmeğimi ters olarak ördüm ve lastiklerime devam ediyorum. Şimdi yine örgümüzün ters yüzünde bütün ilmeklerimizi, lastiklerimiz hariç nokta yaptığımız yani örgümüzün düz yüzündeyken ters ördüğümüz ilmeklerimiz de dahil bütün ilmeklerimizi
sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Yan patlarımızı, lastiklerimizi her zamanki gibi normal örüp devam ediyoruz arkadaşlar. Yine örgümün düz sırasındayım ve modelimiz ve robamız artık çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bakın bu şekilde küçük küçük noktalar halinde hırkamız oluşmaya başladı. Bakın bu ikinci sıra ve bu şekilde hep aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan ilk sıramızda, ilk başlangıçta 4, bir sonrakinde 2 örerek noktalarımızı yaptık. Bu örgümüz boyunca başlangıçları hiç kaydırmıyoruz arkadaşlar. Hep aynı şekilde devam ediyoruz. Çok şık olacak, çok sade bir model olacak. Umarım sizler de severek, beğenerek benimle birlikte yaparsınız. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Yine örgümün düz sırasındayım ve devam ediyorum. Şimdi bu sıramı düz olarak öreceğim. Ters yüzümü öreceğim. Ters yüzümden sonra tekrar bir düz sıra öreceğim. Tekrar ters sıramı öreceğim. Düz yüzüme geldiğimde ise, yani iki sıra düz, iki sıra daha ters örüp bir sıra düz, bir sıra ters. Yani toplamda 4 sıra öreceğim. 5. sıramızda tekrar nokta çalışmamızı yapmış olacağız. Ben şimdi 2 sıra düzümü, 2 sıra tersimi, toplamda 4 sıramı örüp geleceğim. Arkadaşlar şeyi unutmuyoruz. Roba arttırmalarımızı her düz sıramızda devam ediyoruz. Ta ki artık roba çalışması yapmıyoruz. Kollara devam ediyoruz diyene kadar. Tam sayıyı da, roba arttırma sayımı da sizinle zaten paylaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra henüz daha roba çalışması yaptık. Ve roba çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Yine örgümüzün düz tarafındayım. Örgümüzün bu kısmında da hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece roba arttırmalarımızı yapıyoruz ve bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arttırmalarımızı unutmuyoruz. Sağ ve soldaki lastiklerimizi yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzünde de yine aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi, lastiklerimiz hariç, ters olarak örüyoruz. Ve örgümüzün düz yüzünde tekrar noktalarımızı birlikte yapalım. Ben şimdi düz ve ters yüzümü örüp geliyorum. Örgümün yine düz yüzündeyim. Burada yine tekrar nokta çalışması yapacağız. Arkadaşlar nasıl yapmıştık? Lastik çalışmamızdan sonra 4 tane düz örmüştük. Şimdi yine 4 tane düzümü örüyorum. Bakın tam aynı ilmeğe denk geliyor. 5.'yi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine ipimi öne aldım. 5.'yi ters ördüm. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'yi yapmıyorum. 5, çünkü 6. arttırma ilmeğime denk geldiği için normal devam ediyorum. Ve roba arttırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu hırkanın püf noktası Beymen yeleğimizde olduğu gibi alt sırayla, yani 1. sıra nokta çalışmamızla 2. sıra nokta çalışmamızın ilmek sayılarını en başta nasıl yapıyorsak, örnek veriyorum, burada 1, 2, 3, 4, 5. ilmekte noktamızı koyduk. Burada ise 1, 2 tane ördük. 3. ilmeğimizde nokta çalışması yaptık. Bir sonraki, yani 3. sıra nokta çalışması yaparken 1. sırada kaç ilmek örüp yaptıysak, yani ilk sıramızda 1, 2, 3, 4 tane ördük. 3. sırada da, yani bunu takip eden bir alt sıradaki noktayı takip eden sırada yine aynı sayıda yaptık. Yani bir sonraki nokta çalışmamızı yaparken 2 tane öreceğiz, 3. nokta yapacağız. Bu baştan sona kadar hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi kol kısmında nokta çalışmamızı yaparken de ne yapıyoruz arkadaşlar? Kol kısmında nokta çalışması yaparken de şuna dikkat ediyoruz. Mesela şu arada bir alt sıradaki noktamızı hesaplıyoruz. Bakın bu 3. oluyor. 3 diyoruz, 4 diyoruz, 5 diyoruz. Yani arttırmamızı yaptırdık. Arttırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Şimdi burayı kontrol ettiğimde 3 tane düz örmem gerektiğini gördüm.
hemen 3 tane düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 tane ters ördüm ve devam ediyorum. 1, 2, bakın 3. bir alt sıradaki noktamız 4 ve 5. 5 tane ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. 1 tane ters ördüm. Yine 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 dediğimiz zaman kontrol edelim. Bir alt sıradaki noktamızın üstüne geliyoruz. 4, 5. Yani başlangıçta uyguladığımız işlem farklı. Bu kısımda uyguladığımız işlem farklı. Buralarda, bu aralarda neye dikkat ediyoruz? Birbirine tam simetrik olması için aynı ilmeklere denk gelmesine dikkat ediyoruz. Ama başlangıçta bunu yapmıyoruz. Çünkü hırkamızın başlangıcından itibaren model kayacağı için şekilsiz bir görüntü olmasını engelliyoruz. O yüzden başlangıçta hep başladığımız ilmeklerle devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5. İpimi geri aldım. Bir tane ters ördüm. 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. Dolamamı yaptım. Yani gizli arttırmamı yaptım. Bir tane düz ördüm. Tekrar gizli arttırmamı yaptım. Şimdi yine ne yapıyoruz? Burayı baz alıyoruz. 1, 2, 3 diyoruz. Şimdi 4 tane düz örüyorum gizli arttırmamdan sonra. 2, 3, 4. Beden kısmını çalışıyoruz şu anda. Bir ilmeğimi geriye aldım ve ters ördüm. 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Biraz detaylı anlatıyorum arkadaşlar bunu. Özellikle 5 ilmekten sonra her zaman bir tane ters örüyoruz ve kontrol ettiğimiz zaman bir alt sıradaki ilmeğimize denk geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Yine 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. İpimi geri aldım. Düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 diyorum. 6. ilmeğim yine aynı şekilde ters olacak. Yine 5 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve bir tane tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane tersimizi örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Gizli arttırmamı yapıyorum. Bir tane düz. Tekrar gizli arttırmamız. Şimdi yine kol kısmına geldik. Devam ediyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir alt sıradan hesap yapıyorduk. Bakın burada noktam. Hemen o ilmeğimi 3, 4, 5 diyorum. Yani 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. Bir ilmeğimi ters ördüm. 5 tane düz örüyorum. 3, 4, 5. İpimi öne aldım. Tersimi ördüm. 5 tane düz örüyorum. 2, 3 dediğim zaman bir alt sıradaki noktaya elim değiyor. 4, 5. İpimi geri alıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi öne aldım. Tersimi ördüm. 5 tane düz örüyorum. 5 tane düzümü ördüm. Yine ipimi öne alıyorum. Bir tane tersimi örüyorum ve 3 tane düzümü örüyorum. 1, 2, 3. 3 düzden sonra tekrar gizli arttırmamı yapıyorum. 1 düz örüyorum. Tekrar gizli arttırmamı yapıyorum. Ve yine burada hesaplıyoruz. Bakalım bir alt sırada nerede yapmışız? Hemen şöyle bakalım. 3 diyorum. Bakalım. 3. Gizli arttırmamızı yaptık. Bir tane düz ördük. 4 tane daha düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane örmüş oldum. İpimi geriye aldım. Arttırmadan sonra 5 tane düz ördüm. İpimi geriye aldım. Tersimi ördüm. 1, 2, 3,
4, 5 ve ipimi gene öne aldım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar şimdi örgümüzün sağ patında, yani bebeğimizin üzerine sağ kısma geldiği zaman aynı şekilde yine hiç burayı da bozmuyoruz. Bakın bir tane kala var ve 4 ilmek kala. Bu standardı hiç bozmadan hırkamızın tamamına kadar hep bu şekilde devam ettireceğiz. Özellikle ön yüzlere çok dikkat edelim. Burayı karıştırırsanız görüntü bozulur. O yüzden hep aynı sayılarda uygulamaya devam edelim. Şimdi ne yapıyorduk? Örgümüzün ters yüzündeyiz. Ters yüzümü öreceğim. 2 sıra düz, 2 sıra ters daha öreceğim. Tekrar nokta çalışması yapacağız. 4. kez nokta çalışması yapmış olacağız. Ondan sonra da ilik çalışması ve kollara geçeceğiz arkadaşlar. 4. sırayı da sizinle paylaşacağım detay olarak. Ondan sonrasını siz de artık kendiniz rahatlıkla yapabileceksiniz. 2. ilik çalışmamızı da tekrar sizinle paylaşacağım. Kol kısmını tekrar sizinle paylaşacağım. Hırkamızı yavaş yavaş tamamlamış olacağız. Ben şimdi 4. sıraya kadar ters ve düzlerimi örüp geliyorum. Yine örgümün düz yüzündeyim ve yine nokta çalışmamızı yapacağız. Şimdi nasıl yapacağız? Lastik çalışmamızı tamamlayalım. Şimdi şöyle bir sayalım. Ne yapmıştık? İkinci sıra nokta çalışmamızı yaparken 1, 2 tane örmüştük. 2 tane düz, 1, 2. Üçüncü düzümüzü ters örmüştük. Yani ilk sırada, ikinci sırada, üçüncü sırada ne yaptıysak hep birbirinin tekrarı. Yani 1 ve 2'nin tekrarını yapıyoruz. Birinci sırayla üçüncü sıramızın sayıları aynı. İkinci sıramızda dördüncü sıramızın sayıları aynı. Şimdi bu kısmı da birlikte yapalım. Ters ilmeğimden sonra yine 5 tane düz örüyorum. 4, 5, ipimi geriye alıyorum. 5 tane düz örüyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, ipimi öne alıyorum. 1 tane ters örüyorum. 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Maalesef burada tam arttırma yerine denk geldiği için yine nokta çalışması yapamıyoruz. Gizli arttırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar bir gizli arttırma yapıyorum. Bir tane düz ördüm. Şimdi hesaplayalım. Ne yapıyorduk? Bir alt sıradakini 3 olarak sayıyorduk. 3, 4, 5 diyorduk. Bir tane düz ördüm. 2 tane daha düz örüyorum. Yani 3 tane düz ördüm. Dolamamdan sonra bir ters örüyorum. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın, ikinci sıramızdan kontrolünü sağlayabiliriz. İkinci sıramızdaki yaptığımız noktalarla aynı hizaya denk geliyor. 2, 3, 4, 5. İpimi geriye alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi geriye alıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi geriye alıyorum. Tersimi örüyorum. 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. İpimi geriye alıyorum. Bir tane ters örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Gizli arttırmamı yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar gizli arttırmamı yapıyorum. Yani bu yanlarda yaparken arkadaşlar bir alt sıradaki noktamızı baz alıyoruz. Bunu mesela 3 diye sayıyoruz. Niye 3 diye sayıyoruz? Çünkü noktalarımızın arasında 5 tane var. Bu tam 3.'ye denk geldiği için 3, 4, 5 diyoruz. Geriden sayıyoruz. Şimdi dolamamızı yaptık. 4 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3,
4 tane düzüm ördüm. İpimi öne aldım. 1 tane ters ördüm. Şimdi bakın nasıl olduğunu şuradaki noktamdan bir daha göstereceğim. 1, 2, 3 dediğim bir alt sıradaki noktamla aynı hizada. 3, 4, 5. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Artık modeli de anlamışsınızdır. 5 düz, 1 ters şeklinde modelimiz devam edecek. Şimdi bu sıramızı da tamamladıktan sonra tekrar düz yüzümüze geldiğimizde ilik çalışması yapacağız. İlik çalışmamızı da birlikte yapalım. Ondan sonra ben roba kısmını tamamlayayım. Sizinle de tam sayıyı paylaşayım arkadaşlar ve örgümüze kollarla devam edelim. Yine örgümün düz sırasındayım. Artık noktalarımızı tek başımıza yapabiliriz. Ama şurada ne yapıyoruz artık? İlik çalışması yapıyoruz. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şu an 19. sıramızdayız ve ilik çalışması yapacağız. Bu arada şunu da bir sayalım. Roba arttırmalarımıza bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra roba çalışması yapmışız. Şimdi ilik çalışmamızı birlikte yapalım. Ben daha sonra roba çalışmasına devam edeceğim. Sizlerle de toplamda kaç sıra daha roba çalıştığımı paylaşacağım. Ne yapıyorum? Lastiklerimi örüyorum. Ters, düz. Şimdi bir ters daha. Ve ardından bir tane ters dolama yapıyorum. Ve 2 ilmeğimi, bakın bu ilmeğim 2, 4, 5, 6 ve 7. ilmeğimi lastik çalışmasında birlikte örerek kesiyorum. Şimdi artık roba arttırmalarımızı devam ediyoruz. Ve toplamda kaç sıra roba arttırması yapmışım sizlerle paylaşacağım. Ben örgümü örmeye devam ediyorum. Ardından roba çalışmamızı tamamladıktan sonra da kol kısmına başlayacağız. Kol kısmında tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Roba arttırmalarımızı tamamladık. Şimdi son bir kez roba arttırması yapacağız. Fakat kaç sıra roba arttırması yapmışım sizlerle paylaşayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi bu sırayı da giderken birer kez daha roba arttırması yapacağız. Şimdi kol kısmına kadar birlikte örelim. Lastiklerimizi yapıyoruz. İlik çalışmamızı yapmıştık. Her 19 sırada bir ilik çalışmamızı yapacağız. Bu sıramız model sıramız değil. O yüzden düz bir şekilde kola kadar örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. Bir düzümü örüyorum. Gizli arttırmamı yapıyorum robam için. Son kez. Bakın ön kısma gelecek yerde de arttırmamızı yaptık. Kola gelecek yerde de arttırmamızı yaptık. Şimdi bedene kadar olan şu düz hattımıza kadar örelim arkadaşlar. Düz bir şekilde öreceğiz. Ve burada iç kısımda yine bu düz hatta gelmeden önce normal roba arttırmamızı yapar gibi tekrar arttırmamızı yapacağız. Şimdi ben bu kısma gelene kadar örüyorum. Ve devam edeceğiz. Şimdi bakın düz kısma kadar roba arttırmamızın arasında kullandığımız düz ilmeğimize kadar geldik. Şimdi bir tane daha arttırıyorum. Ve bu düzleri bedene vereceğim. O yüzden geri dönüyorum. Arttırmamızı yaptık. Ve geri döndük. Şimdi bu arttırma yaptığım ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Yine aynı şekilde arkadaşlar o düz ilmeğimize kadar örüyoruz. Yani arttırma yaptığımız ilmeğimizi öreceğiz ve tekrar düz sıramıza döneceğiz. Ben şimdi ters sıramı tamamlayıp geliyorum. Bakın arttırma yaptığım ilmeğime geldim.
ters olarak arttırma yaptığım ilmeğimi ördüm ve geri döndüm. Artık kollarda nereden geri dönmemiz gerektiğini biliyoruz. Şimdi burada noktamızı koyacağız. Bir de bir kez daha arttırma yapacağız. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Bir tane gizli arttırma yapıyorum yine. Ve hesaplıyorum. Gizli arttırmamdan sonra bakalım. 3, 4, 5 diyorum. 6. Yani gizli arttırmamdan sonra 2 tane düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 5 tane düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 tane ters ilmeğimi örüyorum. 5 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 tane ters örüyorum. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 5 ilmeğimi düz örüyorum. Zaten arkadaşlar modelimiz artık belli. Yani nasıl yapıyorduk? 1, 2, 3 dediğimizde bir alt sıranın noktasına denk geliyorduk. 4, 5, 5.yi örüyorduk ve tersimizi örüyorduk. 1, 2, bakın 3 dediğimizde bir alt sıranın noktasına denk geldik. 4, 5, bir tane ters örüyorum. 5 tane düzümü örüyorum. 2, 3, 4, 5, bir tane ters örüyorum. 1, 2 tane düz ördüm. Bir tane şurada son ilmeğimden önce yine bir gizli arttırma yaptım. Ve artık arkadaşlar kol lastiğimize kadar modelimizi uygulayarak herhangi bir arttırma yapmadan örgümüze devam edeceğiz. Kol lastiğini yaparken sizinle kaç sıra çalışmışım onları da paylaşacağım. Kol lastiğimizin şöyle üzerimdeki hırkamdan göstereyim. Lastik başlangıcından önce kesme işlemlerimiz olacak. Biraz eksilteceğiz ilmeklerimizi. Oraya kadar örelim arkadaşlar. Ben de sizinle tam sayıyı paylaşacağım. Ondan sonra lastik kısmına geçelim. Kol kısmımı tamamladım ve geldim. Şişimde şu anda 51 tane ilmeğim var. Ve noktalarımızı saydığım zaman 13 sıra yaptım. Bakın son şu ve tekrar düz sırama geldim. Ve şimdi eksiltmelerimizi yapmaya başlayacağım. İlk ilmeğimi boş aldım. Bir tane düz ördüm. Ve bir tane düzden sonra yani toplamda 2 ilmek var şişimde. 2 ilmekten sonra 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Devam ediyorum. 2 tane düz örüyorum. Yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 tane düz. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 tane düz örüp 2 düzden sonra 2 ilmeği birlikte örerek eksiltmelerimizi yapalım. Ve örgümüzün ters yüzüne geçtiğimizde lastik çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Şişimde 38 tane ilmeğim kaldı. Bir tanesini şurada fazladan kestim. Çünkü tek ilmek kalacaktı. Onu da kesme işlemi uyguladım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın dikişimizin düzgün durabilmesi için ilk ilmeğimi boş aldım. İlk ilmeğimden sonraki ilmeğimi şöyle bir dakika tel kaçırdım. Ters ördüm. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar ki dikişimizi yaparken güzel dursun, çirkin durmasın. Böyle görüntünün daha düzgün durabilmesi için, dikişte daha belirgin olabilmesi için başta ve sondaki 2 ilmeğimizi örgümüzün ters yüzünde 2 ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz.
lastik çalışması yapmıyoruz arkadaşlar orada. Şimdi oraya kadar öreyim. Tekli lastik çalışmamızı devam edelim. O kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü dikişte daha güzel duracak. Yakada nasıl yaptıysak aynı şekilde tekli lastik çalışması yapıyoruz yine. Kollarımızda da. Şimdi burada 3 ilmek kaldı. 3 ilmeği ters öremeyiz. Mecburen bir tanesini düz örüyoruz. Keşke kesmeseydim o ilmeği. 39 ilmeğim kalsaydı. O zaman böyle bir problem yaşamayacaktım. Ama baştaki ilmeğimizin düz olmasına dikkat edelim. Şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz. Yine tekli lastik çalışmamıza devam ediyoruz. Bu sıranın sonunda 2 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Ben şimdi lastik çalışmamı tamamlayıp geliyorum. Size kaç sıra lastik çalışması yaptığımı paylaşacağım ve kesme işlemini birlikte yapacağız. Arkadaşlar şöyle ters yüzünden sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra lastik çalışması yaptım. Şimdi 6. sıramdayım. Hem öreceğim hem kesme işlemi yapacağım. İlk ilmeğimi boşaldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm ve gerideki ilmeğimi üzerinden atlattım. Sıradaki ilmeğim düz, düz olarak ördüm ve gerideki ilmeğimi atlattım. İpimi öne aldım, ters ilmeğimi ters olarak ördüm, gerideki ilmeğimi atlattım. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm, gerideki ilmeğimi atlattım. Ters ördüm, gerideki ilmeğimi atlattım, düz ördüm, gerideki ilmeğimi atlattım. Arkadaşlar bu şekilde kesme işlemini yapalım. Ve ipimizi keserken de belli bir miktarda uzun olarak bırakalım. Böyle bir yaklaşık 50-60 santim kadar. Ve dikiş için ayrı bir ip kullanmadan koldaki iple devam edelim. Ve kol kısmında bir saklama ihtiyacı duymayalım. Ben şimdi kesme işlemini tamamlayıp geliyorum. Kol kesimimi yaptım. Bakın şöyle uzunca da bir ip bıraktım ve devam ediyorum. Şimdi şöyle ipimi tutuyorum, bağlamıyorum herhangi bir şekilde. Bu ilmeğimi örüyorum ve hemen bir tane gizli arttırma yapıyorum burada. Normal, şimdi burada sırt kısmında nokta koyacağımız sıramızda olmadığımız için bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Diğer roba arttırmasına kadar örelim arkadaşlar ve devam edelim. Yine roba arttırması yaptığımız yere geldim. Bir tane gizli arttırmamı yapıyorum. Bakın bu düz ilmeğimi, aradaki düz ilmeğimi ördüm. Artık kol kısmına geçiyorum. Ve kol kısmına geçtiğimde hatırlarsanız bir tane arttırma yapmıştım. Bu kısımda da arttırma yapacağız. Bir sonraki düz sıramızda da birer tane daha gizli arttırma yapacağız ve toplamda 51 ilmeğimiz olacak. İlk kolumuzu nasıl çalıştıysak arkadaşlar şimdi de bu kolda birebir aynı işlemleri yapacağız. Ve kol çalışmamızı tamamladıktan sonra gövdeyi birleştireceğiz ve artı kırkamızı bitireceğiz. Ben şimdi bu kolumu da örüp geliyorum. Diğer kol çalışmasını da tamamladım, geldim. İlk kolumuzda ne yaptıysak ikinci kolumuzda da aynı işlemleri yaptık. Şimdi devam ediyorum. Bu arada ikinci ipim de bitti. Üçüncü ipime başladım. Ve model sıramız olmadığı için düz öreceğiz. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane gizli arttırmamı yaptım. Örgümüzün ters yüzünde kol altında birleştirme yapacağımız yere kadar örüp gelelim şimdi arkadaşlar. Gizli arttırma yaptığımız, yani dolama yaptığımız yerdeyim. Şimdi 2 ilmeğim kaldı. Bakın bu arttırma yaptığım ilmeğimi her zamanki gibi ters örüyorum. Şimdi bu da ilk başladığımız, bağlamadığımız ipimiz. Şimdi bu ipimizi burada bağlıyorum. Sıkı bir şekilde düğümleyeceğim burada. Çok da sıkmayın. İlmeğimizi alırken zorlanabiliriz.
Şimdi diğer parçayı, gövdeyi ön kısımla birleştiriyorum. Sol şişimden ilmeğimi, bir tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi sağ şişimde bağladığımız ilmek var ya, bu ilmeği sol şişime aktardım. Sol şişimden çıkardığım ilmeği de sağ şişime aldım. Tekrar sağ şişime aldığım ilmeği sol şişe aktardım ve ters bir şekilde örüyorum. Bu aktardığım ilmeği ördüğüm için örmeden tekrar sağ şişime aktarıyorum. Şimdi arttırma yaptığımız ilmeğimi örüyorum ve diğer kol kısmına kadar örmeye devam ediyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi o kısmı da birleştirelim. Yine iki ilmeğim var. Bakın bu gizli arttırma yaptığım ilmeğimi ördüm. Ve son ilmeğimi de ördüm. Şöyle ipimizi sağlamlaştıralım. Tekrar bu şekilde bağlıyorum. Unutmayın, çok da sıkmıyoruz ama sağlam bir düğüm atmaya çalışıyoruz. Şimdi sağ şişimden bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle kaçmasın diye, pardon, sol şişimden ilmek çıkardım. Sağ şişime taktım. Tekrar sağ şişimle yakaladım boşta bıraktığım ilmeği, sola aktardım. Yani sağdan alıp sola, soldan alıp sağa taktım ve sağa taktığımı tekrar sol şişime geri aktardım ve örüyorum bu ilmeğimi. Sağ şişimden çıkardığım ilmeğimi ördüğüm için onu örmüyorum arkadaşlar ve devam ediyorum. Dolama yaptığım ilmeğim. Ve gövdemizi bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi şöyle bir bakalım. Hemen bu sırada model koyacağız arkadaşlar. Model sıramızdayız. Bu kısımları birlikte yapalım. İlk model koyma kısmını birlikte yapalım. Kesmemiz ya da arttırmamız gerekebilir bu kısımda. Biraz detaylı anlatıyorum. Özellikle Beymen hırka modeliyle aynı aslına bakarsanız. Sadece bunda ajur yapmak yerine bir tane ters örgü yapıyoruz. Mantık tamamen aynı. Bazı arkadaşlar Beymen modelinde anlayamadıkları için, yeni başlayan arkadaşlarım özellikle, bu kadar detaylı anlatma gereği duydum bu modeli. Ve örgümüzün düz yüzündeyiz. Bundan sonra ilik çalışmalarını arkadaşlar hatırlatmama gerek yok. Onu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi mantığımız neydi? Bu mantıkla hiç bozmadan örgümüzü devam edeceğiz. Başta nasıl başladıysak, kaç ilmekle başladıysak noktamızı yaparken o şekilde devam edeceğiz bu sıramızda da. Şimdi lastiklerimizi ördüm. Bakalım şimdi hangi sıramızdayız? Şimdi 1, 2, 3. de, yani 2 tane düz örüyorum. 3. ilmeğimi ters örüyorum. Ve 5 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5 düzümü ördüm. 1 tersimi ördüm. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düzümü ördüm. 1 tersimi ördüm. 5 düzümü örüyorum. 2, 3, 4, 5, 1 tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düzümü ördüm. 1 tersimi ördüm. Şimdi buradan kontrol edeceğiz. Bakalım. 1, 2, 3, 5 diyoruz. Ve tam denk geldi. 5 tane düzümü örüyorum. 2, 3, 4, 5. Ters ilmeğimi örüyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4,
5 ters ilmeğimi örüyorum. Tam denk geldi arkadaşlar. Burada arttırma yapmamıza gerek yok. 1 2 3 4 5 ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 yine ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 yine ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 3 şurayı 4 5 ters ilmeğimi ördüm. Bakalım şimdi burada ihtiyacımız olacak mı? 5. Şimdi burada arkadaşlar bir tane gizli arttırma yapacağız. 3 4 5 6 dediğimiz zaman burada bir tane gizli arttırma yapıyorum. Tam denk gelsin diye. Şimdi bir alt sıradaki noktamızdan sayıyorduk. 3 4 5 diyorduk. 6.'mız ters ilmeğimiz olacaktı. Burada 4 ilmeğim var. O yüzden bir tane gizli arttırma yaptım. 2 sayıyorum. 3 4 5 ters örüyorum. 1 2 3 dediğimiz zaman bir alt sıradaki noktamıza denk geliyordu. 4 5 ve simetrik bir şekilde devam edebilecek şekilde örgümüzü ayarladık. Artık bundan sonrasında sadece ilik çalışmalarımızı yapacağız. Lastiğimize devam edeceğiz ve istediğimiz boyuta gelince hırkamıza yine kollarda uyguladığımız gibi lastik çalışması yapıp hırkamızı kesip bitireceğiz. Arkadaşlar hırkamı tamamladım ve geldim. Ne yaptım? Şöyle sizinle de paylaşayım. Arkadan itibaren saydığımız zaman toplamda 14 tane nokta sırası yaptık. Nokta sıramızı yaptık. Bir sıra ters ördük, bir sıra düz ördük, bir sıra ters ördük ve lastik çalışmamıza başladık. Zaten 19 sırada bir ilik çalışması yaptığımız için son iliğimizden sonra, yani son iliğimizi açıp bir sıra düz bir sıra ters gittiğimiz zaman lastiğimize başlıyoruz. Ve bu şekilde hırkamızı tamamlamış olduk. Ajuru olmadan fakat ajur görüntüsü olan bir hırka oldu. Hırkamız 1-1,5 yaş için uygundur. Yani 12-18 aya uygundur. Çok sağlam, o kadar sağlam ki yani taş gibi diyebileceğim bir hırka oldu. Hani bir çocuğun bunu giyip de eskitme ihtimali de yok. Umarım siz de severek, beğenerek yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.